Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet, bayram tatiliydi. Bayram tatiline geldik. Yarın Allah'ın izniyle bayrama gireceğiz böyle. Biz de bunun için bugün hani hayvanlarımızın olduğu yerdeyiz böyle. Şu arkadaki bunlar hepsi bizim hayvanlar işte. Köyümüz, şeyimiz falan güzel. Hava tabii sıcak olduğu için şemsiyeyle çıktım. Hani aşırı derecede bir sıcaklık var. Yani kaç yıldır, neredeyse 15-16 yıldır buradayız. Hiç bu kadar buranın verimli olduğunu görmemiştim. Bu yıl çok fazla yağmurların, işte havaların güzel olmasından dolayı iklim güzel gitti. Yağmurlar derken böyle. Gerçekten çok güzel bir yeşillik, çok güzel bir verim var bu yıl. Tabii şu anda burası, normal buralar daha otun boyu daha kısa oluyordu. Ama bu yıl bambaşka oluyor. Tabi gelmişken hayvanlarımızı doğaya çıkmadan olmaz ki ben bunları seviyorum ki bilakis kendim bu durumlardan, bu yollardan geçtiğim için, bu yollardan ben hani emek verdiğim için bir nevi ondan dolayı gelip buraları, bu anılarımızı tazelendirmeden gitmek, yaşamamak olmaz diye düşünüyordum, tahmin ediyordum ki öyleyim, hayvanların önündeyim, güzel. Hani tabi sıcak. Koyunlarımız, keçilerimiz, gıdıklarımız, ne bileyim böyle hani doğanın ortasında olmak bile çok güzel, muhteşem, muazzam bir duygu. Seviyorum ben, hayvanları seviyorum böyle. Ha, bu zamanki insanlar daha çok yani resmen seviyorlar, şey yapıyorlar böyle bir iki günlük falan ama gerçekten ben bugün bir memur olmasaydım böyle yani halen daha yani bazen işte o tür şeylere gidiyorum böyle hani acaba... Yani bunu mu yapsaydım, bunu yapsaydım böyle. Ama gerçek manada bir, yani şu anda bir memur olmasaydım. Ben daha modernize, daha planlı, programlı, sistematikli bir yol haritası çizerdim böyle hayvanlarla birlikte. Hayvanlar üzerinde. Tabii her işin zorlu olduğu gibi işte hani hayvanlara bakan çoban arkadaşlarımızın da yani işlerin yoğun olduğu, yani zorlukları olduğu bir durumdur böyle. Ama ne diyeyim yani işte sen sistemini kurarsan, programını kurarsan böyle gerçekten hem yaptığın işten zevk alırsın, hem heyecan duyarsın, hem de yani güzel bir kar elde edersin. Dört şey vardır mesela, bunlar bunların her şeyinden faydalanılır bunlar. Bunlardan bir tanesi koyun, bir tanesi keçi, bir tanesi inek, bir tanesi deve. Bu dört hayvan harbiden de işte yününden tut, sütünden tut, etinden tut. Affedersin dışkısından kadar her şeyden böyle faydalanabilir bir canlıdır. Yani Rabbimin şeyidir böyle adeta ne diyorlar, kurumayan çeşmesi gibi. Hani dört tane nehir vardır. İşte bunları iki tanesi dünyada, iki tanesi de ahirette, cennette vardır diyorlar işte. Şeydeki dünyadaki Fırat'ta Dicle'dir diyor. Bir iki tanesi de ahirette. İşte bakıldığına böyle bu dört hayvanın harbiden de yani bereketli şeyi o kadar fazla ki yeter ki insan bilincinde olsun, yeter ki insan yapabilsin. Yapabilen herkese çok güzel rızıklar vardır. İnsan ara ara böyle yani gerçekten bulunduğu ortamdan, yaptığı işten böyle dışarı çıkıp farklı şeyler görmek gerekir, hissetmesi gerekir, yaşaması gerekir. Yani yaptığı şeyin ve yapabileceğin şeyin ne veya yani hem şükredebilsin, hem de sabredebilsin, hem de ne bileyim yani ona göre bir azmi çalışması olsun. Yoksa hani sürekli aynı yerden aynı doğrultuda aynı çizgide gidip gelmek insan hiçbir şey katmaz böyle. İşte bunlar hayvancıklar. Hepsi kurban adaylar ha. Şimdi gideceğim hayvanları biraz sulayacağım, ondan sonra hayvanlar isteyen otlasın, isteyen otursun. Ben de biraz uzanacağım böyle. Kendi keyfime bakayım. Tatilim biraz tadına çıkarayım. Herkese şimdiden bayramlarını en içten duygularımla kutluyorum. Rabbim nice bayramları
sevdiklerimizle, ailelerimizle geçirebilmeyi nasip etsin. En güzeli de işte bunlardan feyiz alabilmek. Bunların yani elimize geldiği kadar şükrünü eda etmektir. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hava sıcak biraz. Ben de biraz terledim. Biraz yanılmış mı öyle ama ben hiç o konuda şey yapmıyorum. Allah'a emanet olun. Güle güle kalın. Sağlıkla kalın inşallah.